Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Buildable for Treasure yani gemi yapma oynuyoruz. Bugün sizlere harika bir şey göstereceğim. Patlayan ok nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hem patlıyor hem de insanların gemilerini çalabiliyorsunuz. Aynı zamanda o insanların gemilerini bug'a sokabiliyorsunuz. Ne kadar büyük olursa olsun tek bir ok atarak o gemiyi yok edebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bir savaş robotunu, istediğiniz her şeyi tek bir ok sıkarak yok edebileceksiniz bu videoda arkadaşlar. Sizden tek isteğim sadece videoya geçmeden önce güzel bir like atıp kanalıma abone olup bildirim ziline basarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bildirim ziline basarsanız kanalımdaki videolardan anında haberdar olursunuz, tamam. Şimdi bildiğiniz gibi her gün gemi yapma oyunu videolarında bir tane çekilişim oluyor arkadaşlar ve Buğra isimli bir takipçim benden dev tekerlek kazandı. Kendisi buradan selamlar. Hayır Allah, mikrofona vurdum kardeşlikle. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kendisi buradan selamlar. Benden bir tane dev tekerlek kazandı. Oğlum şu mikrofona da hep elim çarpıyor. Dur düzelteyim şunu. Şöyle. Tamam düzelttim, güzel. Tamam. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağız arkadaşlar. O kadar zor değil. Beni dikkatlice izlerseniz öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık zor ama öğrenirseniz hep yaparsınız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle yere bir tane arkadaşlar şöyle bir tane tahta koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet, en zor kısmı buydu. Bunu yaptıysanız çok şaka yapıyorum, tamam. Bunun üzerine bir tane dragon harpun veya diğer harpunlar çalışıyor mu gerçekten bilmiyorum. Ben sadece dragon da yaptım. Diğer harpunlar çalışıyor mu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ama isterseniz deneyebilirsiniz. Ben şimdi hemen ayarlayacağım. Buraya bir tane dragon harpun koyuyorum şöyle arkadaşlar. Hop, şuraya şöyle koyalım. Ve evet, gördüğünüz gibi burada bir tane dragon harpunum var. Diğer harpunlar çalışıyor mu gerçekten bilmiyorum ya bu taktiği yaparken. Ben direkt sabah erken kalkar kalkmaz aklıma bu geldi ve tasarlamayı denedim ve başardım. Direkt videosunu çekiyorum arkadaşlar. Diğer, eğer sizde bu harpun yoksa diğerlerini deneyin, belki çalışır arkadaşlar. Daha sonra bu oku alıyoruz arkadaşlar, yayı alıyoruz. Bildiğiniz gibi bu normal sıradan bir ok, böyle sıktığınız yere 30 hasar falan vuruyor. Dandik bir şey yani, o kadar da mükemmel bir şey değil. Sıkıyorsunuz adamı öldürmüyor yani, az bir şey canını götürüyor, 30 can falan götürüyor. Ki onu isabet ettirmesi de zor. Adam sağ sola kaçıyor, vuruyorsunuz yanına falan gidiyor ok. Bununla adam vurmanız çok zor, imkansız gibi bir şey. Neyse tamam, şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi elime oku aldım. Şöyle harpunun karşısına geçtim arkadaşlar. Tamam bak, şöyle harpunun karşısına geçiyorum arkadaşlar. Ama yan, çapraz bir şekilde geçiyor. Bak şöyle, harpun şöyle şurada, ben şöyle duruyorum arkadaşlar. Sonra elimden yayı bırakıyorum. Harpuna bir defa tıklıyorum arkadaşlar ve tekrardan elime yayı alıyorum gördüğünüz gibi. Ve şurasını, okun olduğu yere vuruyorum, bam. Ve gördüğünüz gibi evet böyle oldu, bakalım olacak mı, bir deneyelim arkadaşlar. Biraz sıkıntımız mı oldu? Evet, olmadı arkadaşlar, çalışmadı. Böyle bir sıkıntı oldu şu anda ve karakterim kafayı yedi. Karakterim şu anda topaça döndü, çalışmadı, inanılmaz. Dur, benim buradan kurtulmam lazım. Buradan nasıl kurtulabilirim? Galiba kurtulamam, ölmem gerekiyor. Evet, reset çekelim, çalışmadı arkadaşlar. Dikkatli yapmanız lazım, çok zor, gerçekten zor ama yaparsanız mükemmel çalışıyor. İyi izleyin, yapacağım bu sefer. Tamam, şöyle bir doğalım. Tekrardan şöyle bir yayımı alayım arkadaşlar. Bu sefer yapıyorum, merak etmeyin. Tamamdır, bu sefer yapıyorum. Buna tıklıyoruz arkadaşlar, karşısına geçiyoruz ve okun tam neresini vuruyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Tam şurayı bir defa pıt diye vuruyorum. Hop ve vurdum. Evet, elimi vurdum, muhtemelen çalışmayacak, yine bir deneyeyim. Evet, olmadı arkadaşlar. Harpunu silip bir daha yerleştiriyorum, çok zor. Yani bunu tutturmanız lazım, biraz zor arkadaşlar. Ben video dışında üst üste tuttururken videoda yapamıyorum, bir de öyle bir sıkıntı var. Neyse, hop vurdum, olması lazım. Ve evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım ve gördüğünüz gibi etrafta artık uçuyorum arkadaşlar, inanılmaz bir şekilde. Oku sıktığım yere ben de gidiyorum, okla beraber ben de uçuyorum arkadaşlar. Tıkladığım her yere istediğim gibi gidip gezebiliyorum. Böyle isterseniz para mı kasacaksınız diyeceğim de, para kasması biraz zor çünkü bir barikata ateş ettiğiniz zaman o barikata yapışıyorsunuz diye hatırlıyorum. Bir neyse, bir deneyelim, belki çalışır arkadaşlar. Şöyle hop şurayı bir sıkalım. Ve evet, gördüğünüz gibi burada kaldım, kilitli kaldım arkadaşlar. O yüzden denemeyin. Bununla para kasma amacı, ne bileyim, bir denersiniz ama şey yapabilirsiniz yani. Böyle bölgeler arasında seyahat edebilirsiniz. Saatli haritaya falan gidebilirsiniz isterseniz, böyle gezebilirsiniz haritaları. Bakın mesela burada yeni bir tane harita çıkıyor. Böyle etrafı istediğiniz gibi gezebilirsiniz arkadaşlar. Ha, eğer soracak olursanız abi nasıl geri döneceğim, ben geri dönmek istiyorum derseniz arkadaşlar, o da kolay. Şöyle elimden yayı bıraktım, tekrar elime yayı aldım. Oğlum olmadı lan, neyse tamam, geri döner böyle. Ha, geri dönmenin bir yolu var arkadaşlar. Bırakıyorsunuz elinizi. Bu böyle inişe geçiyor gördüğünüz gibi ve bakın hop. Gördüğünüz gibi havaya geri ışınlandık. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi geri ışınlanıyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu
Bizim yapacağımız tek atan okun bir parçası. Bu bir parça sadece arkadaşlar, tamam mı? Bu güzel bir şey. Mesela şuradaki dev robotu çalmayı deneyelim. Leon'un robotunu çalmayı deneyelim. Yapabilir miyim sizce? Bence yapamam çünkü ankoru kapalı. Hop, oldu mu? Evet, gördüğünüz gibi bug'a soktum ve yok, olmamış lan. Dur bir çalacağım lan. Hop, evet, ışınlanıyorum arkadaşlar, olmuyor. Çünkü ankoru kapalı bir gemiyi çalamazsınız. Ankorunun açık olması lazım. Yani denizin üzerinde olan bir gemiyi çalabiliyorsunuz veya havada olan bir gemiyi, anladınız mı? Öyle istediğiniz gibi her şeyi çalamıyorsunuz. Tamam. Şimdi bu birinci taktiğimizdi arkadaşlar. Bununla beraber istediğiniz gibi uçabiliyor. Aynı zamanda diğer yabancı insanların gemilerini kaçırabiliyorsunuz. Bu birinci taktiğimizdi. Şimdi gelelim bununla beraber ne yapacağız arkadaşlar. Şimdi elinizden yayı bırakıyorsunuz arkadaşlar, şu şekilde. Elinizden yayı bıraktınız. Yayı sakın sıfırlamayın. Yani şuradaki harpunu sıfırladığınız an her şey bozulur. Sakın bunu sıfırlamayın arkadaşlar, yoksa bozulur her şey, tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz, ona geçelim arkadaşlar. Bu kısmı güzel. Bu kısmı gerçekten güzel. Şimdi aynı zamanda bu yaptığımız şeye patlama özelliği de ekleyeceğiz. Patlatacağız arkadaşlar bayağı, anladınız mı? Yani arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de kendimize bomba yükleyeceğiz. Böylece çarptığımız şeyler veya harpunla okla sıktığımız şeyler direkt patlayacak dediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi onu ayarlıyoruz. Bu bir önceki videoyla benzer, hatırlarsanız bombalı harpun göstermiştim. Onunla çok benziyor arkadaşlar. Yine aynı şeyi yapacağız. O videoyu izleyenler zaten anlamıştır şu anda. He, kesin onu yapacak demiştir arkadaşlar. Evet, onu yapacağım arkadaşlar. Tabii diğer videoyu kimler izledi orasını ben bilemem. Bir dakika, yanlış tuşa basıyormuşum. Heh, tamam, şöyle. Evet, arkama bir tane koydum. Bunun diğer versiyonunu da göstereceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Herkes de böyle çalışmaz bu çünkü. Göstereceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü diğer videoyu izlemeyen kişiler vardır belki aranızda. Tamam, bunu şöyle koyduk arkadaşlar. Evet, anlayan anladı şu an ne yaptığımı. Şu anda ne yaptım anlayan anladı. Evet, bakın. Sakın böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Ön tarafları siliyorsunuz. Sadece arka tarafa koyuyorsunuz. Çünkü okla ateş ettiğiniz zaman önünüzde TNT olursa hiçbir yere gidemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sadece arka taraflarınıza şöyle bomba döşemenizi tavsiye ederim. Böyle bir tane bomba çantası yapın kendinize. Ama sakın ön tarafa koymayın arkadaşlar o bombaları. Yoksa okla sıktığınız yere gidemiyorsunuz. Anladınız mı? Şöyle bir kendime bomba çantası hazırlıyorum şu anda. Heh, güzel, evet. Özel bir bomba çantası hazırladım şu anda kendime. Özel SK bombalı bomba imha ekibinden çıkma bir bomba çantası. Tamam, güzel. Bunu yaptıktan sonra şuradaki şeyi siliyorum ve her şeyin ankorunu gördüğünüz gibi kapatıyorum arkadaşlar. Güzel, evet. Gördüğünüz gibi sırtımda bir bomba çantası var. Tabii isteyenler bunu da görünmez yapabilir aslında. Tornavidayla bunu görünmez yapabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Tabii bu sizin isteğinize kalmış bir şey. Onun dışında tekrardan elinize ok aldığınız zaman, ha burada sıkıştığıma bakmayın, yine gezebilirim bu arada. Şöyle buradan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim? Aa, burada mı kaldım cidden? Nasıl kurtulacağız acaba? Dur bakalım. Hallederiz ya, hallederiz. Sıkıntı yok. Bomba da oraya sıkıştı galiba. Aynen. Bombalar da sıkıştı. Şöyle yapalım. Her şeyin, Allah belanı, her şeyin kolizyonunu kapatacaktım da. Şu anda harpun yeri sıkıştı. Bundan nasıl kurtulmam gerekiyor? Onu çözmem lazım. Dur. Şöyle yapalım. Heh, tamam. Kurtuldum. Kurtuldum. Sıkıntı yok. Evet. Böyle ateş ede ede kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumdan nasıl kurtulacaksınız? Şöyle yerin altından geçerek kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Çok da sıkıntılı bir durum değil. Bakın böyle kurtulabilirsiniz şöyle. Heh, aynen, kurtuldum, geri geldim. İşte bu, evet. Bundan da bu şekilde kurtulduk arkadaşlar. Şimdi oğlum ne oluyor lan? Heh, tamam, güzel. Ateş ettiğimiz yer aynı zamanda patlayacak arkadaşlar. Baya güzel bombalı bir okumuz oldu şu anda ve o yüzden baya şanslıyız. Evet, şimdi Leon geldiği zaman onun üzerinde test yapacağım. Hem onun gemisini baga sokup havaya uçuracağım. Ya hem de güm havaya uçacağım. Paramparça olacak arkadaşlar ve bir önceki harpundan biraz daha güzel diyebiliriz. Çünkü bu sefer istediğim gibi uçabiliyorum arkadaşlar. O biraz güzel oldu ama bilmiyorum, sizce harpun mu güzel yoksa ok mu güzel, size kalmış bir şey arkadaşlar. Bence bu taktik daha güzel. Hem insanların gemisini çalabiliyorum hem de patlatabiliyorum arkadaşlar. Bu daha iyi oldu. Tamam, şimdi Leon'un gelmesini bekleyeceğim. Leon geldikten sonra arkadaşlar bu bombaları onun aracının üzerinde deneyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ha, onun dışında o gelmeden önce bir şey daha göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle yapalım, biraz havada bekleyelim ki eski yerimize geri ışınlanalım. Bir şey göstermem lazım çünkü sizlere. Bekleyelim birazcık. Bir 2-3 saniye geri ışınlanacağız zaten biraz bekledikten sonra. Bekleyelim. Evet, ışınlandık gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu bombaları siliyorum. Çünkü çoğu kişide şöyle bir sıkıntı var. Bu bombalar böyle sırtına bağlamaz. Çünkü benim sırtımda Türk bayrağı olduğu için, Türk bayrağına da yapışkanlık özelliği olduğu için böyle bombaları sırtınıza yapıştırabiliyorsunuz. Ama çoğu kişide Türk bayrağı yok. Yani çoğu kişide neredeyse Robux yok. O yüzden bunun nasıl yapılacağını, diğer bir yöntemini göstereceğim. Hemen onu da kısa bir şekilde özet geçelim. Leon geldiği zaman da bu okumuzu test ederiz, deneriz. Ne kadar
patlatıyor, ne kadar gemileri yok ediyor ona bakarız arkadaşlar. Tamam, şimdi bombaları şöyle bir silelim arkadaşlar. Hop, çok güzel. Evet, bombaları sildim arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir tekrardan test yapacağım. Şunu elime alayım. Ha tamam, çalışıyor değil mi? Sıkıntı yok. Tamam, çalışıyor. Kusursuz bir şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane çubuk koyuyoruz arkadaşlar. Çubuk koyduktan hemen sonra bunun üzerine bir tane koltuk koyuyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ha, koltuğu koyduktan sonra altındaki çubuğu siliyorsunuz ve daha sonra buradan bombayı alıp bunun tam şurasına şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde, gördünüz mü? Buraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir görüntü oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha geriye koyarsanız daha iyi olabilir, öyle söyleyeyim sizlere. Biraz daha geriye koyabilir miyim? Arkasına koysam şöyle. Hadi oğlum, şöyle yapsak. Yani değişik durdu. Neyse, böyle de olur. Çok da sıkıntı değil. Hatta dur, eskisi daha iyiydi. Tamam, eskisini yapalım arkadaşlar şöyle. Ha tamam, bunu bu şekilde koyalım arkadaşlar. Oo, savaşçı gibi oldum. Gözlerim kapandı böyle, baksanıza. Cool bir kılıç ustası gibi oldum şu anda. Böyle gözlerim bantlı böyle. Yeah, işte bu. Ben Samuray Karataş. Neyse, tamam. Şimdi bombaları bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın hop. Evet, aynı bomba çantasını buraya yine isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine hızlı bir şekilde yapacağım tabii ki de. Şöyle yapsak yeterli olur. Bir de şuralara koyalım arkadaşlar. Bam. İşte bu. Şöyle bir kendime güzel bir bomba çantasını tekrardan hazırlıyorum şu anda arkadaşlar. Bu sırtına yapışmayan kişiler için gösteriyorum bunu arkadaşlar. Bekleyin. Eğer Türk bayrağınız falan varsa buralara bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle şuraları koyalım. Havada mı oldu sanki? Neyse, sıkıntı değil ya. Evet, böyle bir görüntü oldu şu anda. İnşallah havada dururlar ve herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Tamam, şöyle ortaya da bir tane yapıştıralım da boş kalmasın orası. Ha tamam, güzel. Bir de şöyle şuraya şöyle iki tane koysak. Yok, onlar fazla oldu. Tamam, siliyorum bunları. Evet, jetpack gibi oldu lan. Jetpack gibi olmadı mı? Bence jetpack gibi oldu. Neyse. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oğlum vallahi çok havalı durmuyor muyum? Gözlerim kapalı böyle. Niyeyse çok hoşuma gitti. Neyse, bunu yaptıktan sonra sizlere verdiğim özel kod sayesinde, ki daha önceki videolarımda da vermiştim, kod videolarını izleyerek bunu alabilirsiniz. Buradan pastayı alıyorsunuz, şöyle içinize bir tane yerleştiriyorsunuz arkadaşlar ve altınızdaki sandalyeyi siliyorsunuz. Bitti. Sonra her şeyin ankorunu kapattıktan sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop, böyle oldu. Aşağıya sıktığım zaman kaçabilecek miyim buradan? Evet, buradan bu şekilde de kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, bombalı okumuz hazır arkadaşlar. Sıktığımız hedef havaya parçalanıyor ya, havaya uçuyor ve paramparça oluyor arkadaşlar. Tamam, şimdi Leon isterse bir gelsin. Leon geldikten sonra bir şu robotu test edelim. Robotu bir patlatmayı deneyelim. Bakalım çalışacak mı gerçekten ve deneyimiz olumlu sonuçlanacak mı? Tamam, şimdi burada bekleyeceğim. Leon geldikten sonra videoya devam edeceğim ve onun robotuna saldıracağım. Bakalım gerçekten bu tasarladığım, yarattığım ok işe yarayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Leon gelemedi maalesef. O yüzden ben de Kayra isimli bir Bıyıldırım'dan yardım aldım. Kendisi Bıyıldır savaşlarına da katılmıştı. Şimdi isterseniz oku gelin bir kendisine sıkalım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet, hazır mıyız? Şu anda hazır mıyız? Oku sıkıyorum arkadaşlar ve evet, sıktım. Geri kalanı izliyoruz şu anda. Ve evet, görebileceksiniz ki robot şu anda etrafa dağıldı. Gördüğünüz gibi robot parçaları etrafa dağıldı ve diğer parçalarını ateş ediyorum şu anda. Wo, evet, gördüğünüz gibi kendi arsama çektim çocuğu. Çocuğu kendi arsama çektim ve robotu şu anda darmadağın oldu ve parçaları ayrıldı arkadaşlar. İnanılmaz. Hop güm, ve gördüğünüz gibi patladı arkadaşlar. Patladı ve bitti. Ben de öldüm ama robotu paramparça oldu arkadaşlar. İsterseniz gelin bir görelim. Evet, gerçekten işe yarıyor. Bomba atan ok gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robot paramparça, bug'a girmiş bir durumda. Burada ayrı bir parçası var, orada ayrı bir parçası var ve gerçekten işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Robotun bir parçasını bile, yani ya birleşik değil, gördüğünüz gibi arkadaşlar paramparça oldu. Burada bir parçası var, burada bir parçası var ve en önemli yanı hareket edemiyor ve kilitlenip kalıyor arkadaşlar. İsterseniz bir daha yapalım hızlı bir şekilde. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şu anda şey, harpını sıfırladım. Biraz daha rahat kendisi. Tamam. Şimdi tekrardan hızlı bir şekilde bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne yapalım? Dur bakalım. Şöyle. Evet. Yayı çıkartalım arkadaşlar. Bu sefer bombasız versiyonunu yapalım isterseniz. Sadece okla yapalım. Sonra yine bombalı yaparız. Hiç problem değil. Evet. Bu sefer inşallah tekte yapabilirim. Dur. Hadi tekte yapacağım oğlum. Tekte yapacağımız sefer. Bam. Hadi. Oldu mu? Oldu. Gel lan buraya. Evet. Şimdi robotunu çalacağım çocuğun. Hazır mıyız arkadaşlar? Hop. Ve evet. Gördüğünüz gibi şu anda robotunu çaldım ve bakın, gördünüz mü? Robotunu fırlatıyorum. Yep. İşte bu. Bakın, bir yere sıktığım zaman robot da benle geliyor arkadaşlar. Şu anda çocuğun robotunu kaçırdım gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde istediğiniz herhangi bir kişinin robotunu kaçırabilirsiniz. Bu kadar kolay.
olay arkadaşlar gerçekten. Hop bekle gel lan buraya. Kimden kaçıyorsun sen ha? Ha işte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde insanlar robotlarını kaçırabiliyorsunuz. Ben bir de bunun bombalı versiyonunu yaptığım için hem kaçırıyorum hem de patlatıyorum. Yani benimki bayağı hayvansal bir şey. Hop gel buraya. Hayır seni dünyadan aşağıya atacağım. Kaçamazsın benden bu kadar kolay. Gel buraya. Hop. Hop sıktım ve evet gel buraya. Kaçırıyorum seni kardeşim. İşte bu. Evet şöyle kendisini bir dünyadan aşağıya düşüreyim de aklı başına gelsin. Hop. Ve evet hop görüşürüz. Evet kendisinin robotu şu anda dünyadan aşağıya düştü. Ben de kaçıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet öldü şu anda kendisi. Bakın dünyadan aşağıya düştü. Ben de kendi yolumu buldum. Kaçıyorum şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde insanların gemilerini dünyadan aşağıya düşürebilirsiniz veya patlatabilirsiniz. İlla PvP'nin açık olmasına gerek yok. Eğer gemisini çalmak istediğiniz kişi PvP'sini kapattıysa yine de kaçırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama patlatamıyorsunuz. Sadece patlatamıyorsunuz ama kaçırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi bir robot malzemesini daha çaldım arkadaşlar. Allah belanı. Bunu keşke çalmasaydım. Evet gördüğünüz gibi robotun şu anda diz kısmını çaldım sanırım veya omuz kısmını. Bakın gördüğünüz gibi aşağıya düştü. Bu şekilde robot parçalarını vesaire kaçırabiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz gelin bombalı versiyonunu yapalım. Şöyle bir hemen yayı bırakayım. Hemen seri bir şekilde kendime bomba hazırlayacağım. Evet aynı zamanda Kayra daha büyük bir robotunu çıkaracakmış. Şimdi bir de daha büyük bir robotla deneyeceğiz. Aynen öyle. Hem daha büyük bir robotla deneyeceğiz hem de onu patlatmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ben hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar sırtıma bombalarımı takayım da hızlı bir şekilde güzel bir şekilde yapalım arkadaşlar görevimizi. Bombanın bir de şöyle bir sıkıntısı var. Harpununuzu patlatabiliyor arkadaşlar yani anladınız mı? Harpununuzun ucu kırıldığı için harpun da kırılıyor arkadaşlar. Harpununuzu bozma ihtimali var ama yine de güzel bir şey bence. Eğlenceli arkadaşlar. Bu şekilde yapıları patlatabiliyor, saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Aa yok takınma istek atmamalısın dostum yoksa sana saldıramam. Çocuk bana istek atıyor. Neyse dur hop. Şöyle şuraya da bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya da. Aynen güzel. Evet böyle bir görüntü. Al dur ok işareti yapayım mı? Dur ok işareti. Dur şöyle ok işareti bir tane. Hop. Bekle. Şuraya da bir tane koy. İşte bu. Dur şuraya da bir tane koy. Çok güzel. Hop. Ortaya da bir tane koy. Ama ortaya koyarsam ateş edemem. Neyse. Böyle bir ok işareti yaptım şu anda. Mükemmel. Hatta dur şöyle olsun ha. Aynen işte bu. Ok işareti. İleriye doğru giden bir ok işareti oldu. Çok güzel. Tamam. Böyle birisine saldırabiliriz şu anda. Çok iyi. Tamam. Şimdi her şeyin ankorunu kapatıyorum arkadaşlar şöyle. Hop. Ve elime yayı alıyorum. Evet büyük ihtimalle dünyadan aşağıya düşeceğiz zaten başlangıçta. Ateş ederek kendimi buradan kurtarıyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Hadi oğlum kurtulabiliriz buradan. Şuraya sıksam kurtulurum belki. Evet biraz zor. Yani bomba taktıktan sonra kurtulması biraz zor arkadaşlar ama kurtulabiliyorsunuz. Yine de çok da sıkıntı değil. Şöyle bir elimdekini bırakacağım. Aa şey sıkışmış. Bombalar sıkışmış. Olur öyle aslında. Dur bekle. Aslında bunu da çözmenin bir yolu var. O da nasıl onu da göstereyim. Bu yerleştirdiğimiz harpunu yerden yükseğe yaparsanız şey oluyor. Aşağıda sallanıyor arkadaşlar. Böylece şey olmuyor yani. Yani bunu bu kadar yükseğe koymanız lazım arkadaşlar. Eğer gerçekten yerin altında sallamak istemiyorsanız ve bombalı bir saldırı yapmak istiyorsanız yerden yükseği kurmanız gerekiyor. Ben hepsini görmek istiyorum. Neyse tamam. Şuradan hemen harpunlarımızı alalım. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Oradan vurabilir miyim ki kendimi? Vurabilirim lan belki. Dur. Oradan kendimi vurmayı deneyeceğim. Bana yay lazım. Yay yıldızlardaydı sanırsam değil mi? Ha burada. Tamam güzel. Hemen şuradan alalım. Güzel. Hadi bakalım. Deniyoruz. İnşallah buradan vurabilirim arkadaşlar. İnşallah vurabilirim. Şöyle elimdekini ateş ediyorum. Bam. Oldu mu? Oldu galiba. Evet oldu. Güzel. Gel lan çalacağım bu robotu. Getir bu robotu bana. Hop. Robot çalma işlemi başlıyor. Hop. Hadi. Aa çalamadım lan. Bir dakika. Bir daha deneyeceğim. Nasıl çalamadım? Hop. Aha çaldım. Yes. İşte bu robot kaçırma operasyonu. Dım dım dı dı dım dı 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 dım dım dı 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 dım. Peşimden geliyor. Peşimden geliyor robot. İşte bu. Robot çaldım. Robot çaldım. Aha robot ışınlandı. Gel lan buraya geri. Aa dur şurada büyük bir robot daha var. Onu da çalabilirim istersen. Bir dakika arkadaşlar. Dur şuradaki büyük robotu deneyeceğim. Evet bu şekilde siz de insanların hem robotunu patlatabilir hem de çalabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Hop. Aha çaldım. Yes. Oha parçalandı lan robot. Robota ateş ettiğim gibi parçalandı şu anda. İnanılmaz ve dünyadan aşağıya atıyorum şu anda robotu. İşte bu ve olamaz. Geri ışınlandı. Evet. Güzel arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Bir daha aldım. Bir daha kaçırıyorum. Evet. Buradan durmadan böyle dünyadan aşağıya atıp ışınlayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun çok büyük bir hatası bu ve sizlere gösterdim. O yüzden güzel bir like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar. Siz de bu şekilde insanlar gemilerini hem patlatabilir hem de kaçırabilir hem de çalabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi benim buradan kurtulmam lazım. Hop şöyle kurtulalım isterseniz. Ha aynı zamanda bununla sona falan da gidebiliyorsunuz arkadaşlar ama ne kadar para kazandırır bilmiyorum. İsteyen kişiler deneyebilir arkadaşlar. Güzel bir taktik olduğunu söylemem gerek. Gerçekten hoş yani. Hop hop kaçırdığım gördüğünüz gibi ateş ettiğim her gemiyi böyle rahat bir şekilde kaçırabiliyorum arkadaşlar. Hop hadi bakalım dünyadan aşağıya gidiyoruz dostum. İşte bu dünyadan aşağıya go. Evet arkadaşlar hop. Evet aşağıya atlıyoruz şu anda robotla beraber ve
Dırırın. Aa, geri ışınlandım. Ben geri ışınlandım ama robot parçaları şu an Allah belanı oyun çöktü. Evet, böyle değişik bir silahtı arkadaşlar. Bunu da tasarladığım iyi oldu. Bombalı versiyonu özellikle. Bununla dediğim gibi hem insanları patlatabiliyorsunuz hem de gemilerini kaçırabiliyorsunuz. İsteyen kişiler bunu yapabilir arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınıza da bunu gösterirseniz, kanalımın linkini onlara da gönderirseniz, onlar da bu videoyu izlesin. Onlar da yapsın arkadaşlar isterseniz. Gösterebilirsiniz arkadaşlarınıza. Çok teşekkür ederim. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.